Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben öğrenci koçumuz Elif. Hepiniz hoş geldiniz. Buradayız hepimiz. Hem heyecan dolu hem keyifle yapacağımız bir seminer olsun. İnşallah sizin de sürecinize katkı sağlasın. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz? Yeniden hoş geldiniz bu arada. Yeni gelen arkadaşlarımız da var çünkü. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Çok keyifliyim. Çok heyecanlıyım. Ee, umarım sizde de aynı keyif ve aynı heyecan vardır. Güzel bir seminer olur umuydugüle buradayız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet, heyecanlıyım diyenler var. <laughs> Heyecanınız benim heyecanıma heyecan katıyorsunuz. Süper. O halde hepimiz yani hepiniz sesim alabiliyorsanız başlayalım istiyorum. Ses alamayan arkadaşlarım gerekli yönlendirmeler yapılıyor orayı takip edebilir. Tekrardan yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum ve güzel bir seminer olsun istiyorum. Başlayalım. Eminim ki hepimizin bir sınav hazırlığı var ki buradayız. 2024'de hazırlanıyoruz ve aklımızda birçok soru işareti var. Ne zaman başlamalıyım? Nasıl başlamalıyım? Nereden başlamalıyım? Şu an ne yaparsam benim sürecime katkı sağlar gibi düşünceler aklımızda dönüp dolaşıyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen çok erken diyen de var. Ki biz Şubat ayından beri 2024 yılına hazırlıklara başladık diyebilirim. Erken diyenler için ufak bir bilgilendirme olsun. Umarım gireceğimiz son sınav olur. Evet. Zaten şu anki amacımız burada olmamızın amacı da bu. Emin olun. Çok daha erken başlayanlar var. Geç bile kaldık diyenler var. Güzel. Tamam. Ee, hem başlayan hem başlamayanlar ya da nasıl başlayacağını bilmeyenler için yapılan e, bir seminer olacak zaten. Bizim amacımız hem bilgilendirmek hem de nereden başlayacağını bilmeyen e, adaylarımız arkadaşlarımız için yönlendirmek. Şimdi genel anlamda baktığımızda nereden ve nasıl başlayacağımızı biliyoruz ama bilmemiz gereken bir şey daha var. Bence önemli olan noktalardan biri de bu. KPSS'de kaç kişiyle yarışıyorum? Yani çok fazla aday var. Çok fazla aday her yıl artmaya devam ediyor. Şuradan örnek vereceğim. Normalde biz 2024 sürecine Sınava böyle bir 9 ay 10 ay kala başlarken Şubat ayından beri yani 17-18 ay kala kayıt almaya başladık ve yoğun bir talep söz konusuydu. Çünkü şu bilinçteyiz yani çok fazla aday her yıl artmaya devam ediyor. Mesela 2022 yılında yapılan sınava giren adayların ortalama sayıları şu an için ekranda. Yani en az lisanstan baz alırsak 1 milyonu aşkın bir öğrenci bu sınava giriyor ve bununla birlikte baktığımızda biz aslında 1 milyon öğrenciyle yarışıyoruz belki daha fazlasıyla ki her yıl arttığı için biz 2024 sınavına daha fazla adayın gireceğini de düşünüyoruz ki şu ana kadar yapılan özellikle bu kadar kişi girdi ve kaç kişi atandı olarak bakarsak şimdiden başlamamızın avantajlarından biri de şu olacak birçok Evet kadro açılıyor, birçok alım yapılıyor. Evet belki her yıl artıyor, düşüyor, bu barm çok fazla korunmuyor ama şunu da düşünmek zorundayız. en az yüzde onluk girmek zorundayız. Yani biz bu 1 milyon belki 2 milyon e, öğrencinin içerisinden sıyrılabilmek adına yüzde onluk girmek zorundayız. Aksi takdirde ne olacak? Eğer sadece genel kültür genel yetenek sınavına hazırlanıyorsak ya da farklı alanlarda da sınav hazırlıklarımız olabilir. İki yılımız boşa gidecek. Çift yılda yapılan bir sınav, iki yılda yapılan bir sınav olmasından kaynaklı çok fazla yığılma var. Peki ben onların içerisinden nasıl sıyrılacağım? İşte şimdi onlara değineceğiz. Bunun için yapmamız gereken çalışmaları aslında konuşuyor olacağız sizinle. Ve ben buna bir soruyla başlamak istiyorum. Çünkü Aralık ayından, Ocak ayından, Şubat ayından beri başladım, devam ediyorum diyen arkadaşlarım vardı. Sizce günde 10 saat mi yoksa 4 saat mi çalışan atanır? Ve onları göreceğime eminim. Ama Batuhan Bey evet, verimli çalışan kazanır. 4 saat. Peki sizce neden 4 saat ya da neden 10 saat diyoruz? Hani ben 10 saat diyorum çünkü bundan dolayı ya da ben 4 saat diyorum çünkü bu kadar çalışabileceğim içinde olabilir. Neden? Her gün çalışan kazanır. Farklı bir bakış açısı. Evet Okan Bey. Değil mi? Evet. Kübra Hanım aslında söyledi. Sabahtan akşama kadar çalışsan da verimli olmadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Burada hem fikiriz. Aslında sınav bizim için şu değil. Yani sınav bir e, KPSS sınavı. Özellikle KPSS strateji sınavı. Yani burada yapacağımız çalışmaları eğer... Doğru programlayamaz, doğru bir çalışma stratejisi oturtamaz, e, verimli çalışmayı keşfedemezsek günde 10 saat ders çalışmamızın da bir anlamı yok. 4 saat çalışmamızın da anlamı yok. Çünkü birçok öğrencimiz var. Görüştüğümüz, görüşmelere devam ettiğimiz sadece 4 saat çalışarak 10 saat çalışan öğrenciyle aynı verimi yakalayan ya da 10 saat çalışıp atanamayan ama 2 saatler çalışıp atanabilen. Aslında burada farklılıklar tabii ki var. Birazdan onları da görüşeceğiz. Hatta onlarla ilgili de size bilgiler vereceğim. Yani bu kişiden kişiye göre evet değişebilir. Herkes günde 4 saat çalışamayabilir. Günlük sorumluluklarımız olabilir. Farklılıklarımız olabilir. Mesela okul hayatımız devam ediyordur. İş yaşantımız vardır. Ev sorumluluğumuz vardır ilaki olan şeyler var ama önemli olan ayırdığımız zamanı aslında doğru değerlendirmek. İşte bunu nasıl mı yapacağız? Ee, biz bunu yaparken yani asla çalışmaya işte nasıl başlamalıyım, neler yapmalıyım, nelere dikkat etmeliyim kısmında değinmemiz gereken ve bilmemiz gereken bazı detaylar var. Yani buna dikkat etmek zorundayız. Eğer başarılı olmak istiyorsak, e, atanmak istiyorsak, istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyorsak en başta Önce mevcut seviyeni bilmek zorundasın. Yani şöyle düşünün, bir yere gideceğim, evden çıktım, nereye gideceğimi bilmiyorum. Ya da nereye gideceğimi biliyorum ama hangi yoldan gideceğimi bilmiyorum. Şimdi bu da öyle düşünün, bir hedefimiz var. Evet hepimizin hedefi burada olan bütün öğrencilerimizin hedefi atanmak. Ancak atanmak için ne yapmam gerekiyor ya da şu an mevcut seviyem olduğu nokta neresi? İşte önce bunu analiz etmek, bunu görmek ve bunu bilmek zorundayız. Verimli ders çalışma yöntemini keşfetmek zorundayız ki az önce değindik. Aslında verimli çalışarak istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi ki bu bütün Kısımları detaylandıracağız Bunların üzerinde de görüşeceğiz Konuşacağız sizinle Sınava kalan süreyi bileceğiz Şu an tahmini olarak bir 14 ay kadar var Eğer sadece genel kültür genel yetenek Yani lisans için baz alıyorum Çünkü ön lisans orta öğretim EKPSS Farklı tarihlerde yapılabilir Ama en az hani bir önümüzdeki yıl Temmuz ayını düşünürsek Önümüzde güzel bir zaman dilimi var Günlük ders çalışmaya ayırabileceğin süreyi belirlemen gerekiyor. Sınavı ve kendini çok iyi tanıman lazım. Yani aslında sınavı tanımakla bizim bu sürece başlamamız gerekiyor. Şimdi mevcut seviyenle kendini tanıyorsun, karakterlerini analiz ediyorsun. Evet e, ancak sınavı tanımadığımız sürece bizden ne istenildiğini bilmediğimiz sürece yine burada da bir anlamı kalmamış oluyor. Şimdi mevcut seviye demiştik yani bulunduğumuz noktayı biler, bilirsek eğer e, hedefimize ulaşmak her zaman daha kolaydır. Yani hedefim belli zaten atanmak ve şu an eğer bir düz memuriyet olabilir ya da farklı alanlarda öğretmen olabilirsiniz bu arada. En az bizim bir 90 puana ulaşmamız gerekiyor kafamızın rahatlığı açısından. Hedefimiz hep yıldızlar olsun hep söylerim. O yüzden mevcut seviyemiz şu an e, örnek veriyorum ekranda da görüyoruz zaten 70 almam gereken 90. Şimdi mevcut seviyem, hedefim ve kat etmem gereken yol. Şimdi ben mevcut seviyemi zaten bir noktaya getirdim. Almam gereken bir hedef puanı var. Peki kat etmem gereken yolda yapmam gerekenler neler? Yani hep şunu söylerim. 70 puanı almak hep daha kolaydır. Bir şekilde bir noktaya kadar getirebiliriz seviyemizi. Ama hedef puanımıza ulaşırken o aradaki tamamlamamız gereken puanı almak her zaman daha zordur. O yüzden biz mevcut seviyeniz ve hedefiniz arasında kat etmemiz gereken yolu önce hesap etmek zorundayız. Yani ben ne kadarlık bir yol kat edeceğim ve mevcut seviyem ne? Yani şu an bulunduğum noktada neredeyim? Bunu bilmek zorundayım. İşte bunu nasıl bileceğiz? Aslında mevcut seviyemi çıkartacağım. Tamam e, genelde hep şu yapılır ya mesela dershanelerde, okulda e, bir sınıf belirlenir. E, gireriz sınıfa işte ya da sınıf belirlenmeden öncesinde bir deneme sınavını alırlar. İşte daha orta düzeyde olan öğrenciler, daha ileri seviyede olan öğrenciler ama bunun neye göre yapıldığı ya da ders bazlı olduğu için. Yani tarihte iyidir, e, matematikte iyidir, Türkçe'de iyidir. O yüzden o iyi sınıfa geçmelidir mi? Ya da o matematikte kötüdür ama diğer derslerde çok iyidir. O yüzden matematikte kötü olduğu için diğer gruba mı geçmelidir? Hayır. İşte biz tek uzemde, sadece tek uzemde uygulanan aslında seviye belirleme sınavlarıyla birlikte sorumlu olduğunuz konulardaki seviyelerinizi ayrı ayrı tespit ediyoruz. Aslında sınavı tanımaktan kastımız bu. Şimdi sınavda bizden istenilen şu değil bizden 90 puan almamızı 100 puan almamızı ya da 90'ın üzerinde bir puan almamızı istiyor. Bizden hangi soruyu hangi konuyu ya da hangi alt konuyu yaptığımızı sorgulamıyor. Evet. Ama biz neye nerede nasıl çalışacağız? İstediğimiz sonuçlara ulaşacağız. İşte bu orada devreye giriyor. Şimdi baktığımızda genelde seviye belirleme sınavları hep konu bazlı olduğu için işte tarihte e, başlangıç düzeyindeyim. İşte Türkçe'de üst düzeydeyim. Matematikte temel düzeydeyim. Yani aslında mevcut seviyelerimi çıkartıyorum. Evet. Şimdi bu genel kültür genel yetenek için baz aldığımız bir kısım ama bunu her biri için düşünüyorum istiyorum. Ben eminim ki şu ana kadar öğretmen olan yeniden hazırlanmak isteyen KPSS liseye, ön lisansa ya da EKPSS'ye girmek isteyen adaylarımızın da şu an aramızda olduğunu. Ancak genel anlamda baktığımızda genel kültür, genel yetenekte bizim sorumlu olduğumuz 5 tane ders var. Yani bizim burada e, sınavda istenilen bizden yeterliliğimizi ölçmesi, ister, yeterliliğimiz adına yapmamızı istedikleri çalışmalar bunlar. Şimdi burada düzeyleri çıkartılıyor. Şimdi genel kültür genel yetenekte her yerde bulabilirsiniz. Sınavda kaç soru geldiğini ya da tarihten kaç konuya hakim olmam gerektiğini ama şunu atlıyoruz. Her konuya hakim olmak evet ama her konuya ne kadar hakim olacağım? Yani ne kadar zaman ayıracağım ve tarihte 18 konunun 97 alt konusunun her birinin getirisi aynı mı? Sizce aynı mı? <laughs> Cevapları tek tek almaya başlıyorum bu arada. Muhtemelen hayır, evet. Her konu ayrı. Peki biliyor muyuz mesela hangi konuya, yani hangi alt konuya ne kadar zaman ayıracağımızı? Biraz diye var. Hayır. <laughs> Genelde böyle hayırlar ya da kararsız kalanlar. Yani ders ders aslında konu bazlı ayrıldığı ve her dersin önem puanının farklı olduğunu da göreceğiz. Toplam 280 civarı bizim alt konu başlığımız var. Bu 5 farklı dersten toplamda biz bu kadarlık kısma hakim olmak zorundayız ve bununla birlikte geldiğimizde şimdi garanti olarak öğrenmek istiyorsak ve bununla başlamak istiyorsak aslında az önce söylemiştim. Mesela Türkçe'de paragraf dersi kolay soru düzeyi. Yani biz konu bazlı seviyenizi çıkartıyoruz ve analiz ediyoruz demiştim ya sizin bulunduğunuz noktayı analiz etmek ve çıkartmak adına. Şimdi Türkçede paragraf sınavda 12,5 puan getirisi var. Gayet güzel. Evet benim paragraf çalışmam gerekiyor. Ama bu paragrafın da bir alt konuları var. Yani paragrafın anlatım biçimleri, paragrafın içeriği gibi. Şimdi ben bunun tek tek bütün derslere bakarsam eğer her konunun her alt konu başlığının önem puanını çıkartmam. Buna göre çalışmalarımı programlamam. Hadi diyelim hepsini yaptık. Yani önem puanlarını ayrıştırmasak da tek tek konu bazı çıkarttık. Yeterliliklerimizi bir şekilde ölçtük ki bu mümkün değil. Yani bu insan gücüyle yapılacak bir şey değil. Bunu yaptık diyelim. Peki yaptıktan sonra yani ben bunları çıkarttım. Bunları öğrenmek zorundayım. Sınavdaki önem puanı bilincindeyim. Ama ben yine garanti olarak öğrenmediğim yani garanti bir model uygulamadığım sürece çünkü bize hep verilen şudur ya hani sizler de genelde bununla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Konu çalışırız yani okul yaşantımızda da böyleydi. Öğretmen bize canlı derste ya da işte okulda konuyu anlatır. Ardından ben o konuyu öğrenmek istiyorsam üzerinden soru çözerim. Şimdi KPSS en az iki kez, üç kez ya da daha öncesinde bir kez giden, giren arkadaşlarımız var aramızda. Daha önce bu sınavı deneyimlemiş aslında arkadaşlarımız. Ben eminim ki konu Ardından e, soru çözerek devam ederek aslında atlaya atlaya devam ettiğimiz ve garanti olarak öğrenmediğimiz bir e, çalışma stratejisi oluşturuyoruz kendimiz. Ama bu bilmediğimiz ve göremediğimiz için ya da doğrusunun ne yönde olduğunu bilmediğimiz ve dene yanında gitmek zorunda kaldığımız için İşte az önce şunu demiştik ya mesela e, paragrafta kolay e, soru düzeyi. Şimdi kolay soru düzeyimin karşılığına geldiğimde aslında benim paragrafta mevcut seviyemin ileri düzeyde olduğunu yani paragrafı daha öncesinde temel başlangıç ve orta düzeyde bütün çalışmalarımı tamamladığımı ve ileri düzeye kadar kendimi getirdiğimi görebiliyorum. Yani sistem diyor ki eğer kalıcı olarak tam anlamıyla öğrenmek istiyorsan şurada bir hedef var. Hedefine ulaşmak istiyorsan bunu bir basamak olarak göreceksin. Şimdi yani normal bir basamak çıkarken de şöyle düşünün arkadaşlar. Birinci basamaktan beşinci basamağa atladığımızda Ayağımızı incitebiliriz, kendimize zarar verebiliriz ya da düşebiliriz. Belki bir daha kalkamayacak olabiliriz. İşte bunu da o mantıkla aslında bakmak lazım. Şimdi temel düzeydeyken eğer ben gidip direkt soru çözerek ya da konu çalışmam gerekirken direkt soru çözerek çalışmalarıma başlarsam o konuyu kalıcı olarak öğrenmemiş, geçici olarak öğrenerek aslında o günü geride bırakmış olacağım. Şimdi bu aşamalı bir öğrenme. Yani sizin nerede olduğunuzu görebileceğiniz, hangi derste, hangi düzeyde olduğunuzu çıkartabileceğiniz. Şimdi sınav sürecine başlıyorum. Hazırlık yapmak istiyorum. Şimdi şunu bilsek. Hangi dersin, hangi alt konusunda, hangi düzeyde olduğumu, temelsem ne yapmam gerektiğini başlangıç düzeyindeysem ne yapmam gerektiğini ki burada zaten işte matematikte problemleri mesela başlangıç olarak kabul ediyor. Diyor ki eğer bu konuyu öğrenirsen sınavda toplam 6.91 yani önem puanı oldukça yüksek bir konuyu cebe almış olacaksın. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Geliyoruz burada matematikte konu çalışıyoruz. Peki konu çalıştıktan sonra yani ne yapacağız? Her şeyi çalıştık diyelim. Konumuzu yaptık, Gerekli olan bütün çalışmaları tamamladık. Az önceki, az önceki basamaktaki gibi düşünün. Basamak basamak bütün adımları tamamladık. Her şeyiyle yani eksiksiz çalışmalarımıza yön verdik. Çalıştığım öğrendiğini kabul ettim. Peki bu konuları ne kadar sıklıkla tekrar etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Yani siz herhangi bir konu çalışması yaptıktan sonra, konu üzerinde soru çözdükten sonrasında hangi konuya ne kadar sıklıkla tekrar etmeniz gerektiğini çıkartabildiniz mi diyeyim. Hayır. Evet. <laughs> Hayırlar geliyor. Evet. Şimdi aslında biz burada sınava hazırlanırken atladığımız bazı noktalar var demiştik ya seminerimizin en başında. Bazen e, onun e, bize ne kadar katkı sağlayacağını bilmiyor olabiliriz. Daha öncesine denemiş, yanılmış olabiliriz. İşte sınava hazırlanırken aslında hayatı önem taşıyan ama hiçbir öğrencinin maalesef dikkat etmediği ya da üzerinde nasıl duracağını belki de bilmediği unutma süremiz var. Şimdi ben size sorsam ee, belki dört gün öncesinde hangi yemeği yediniz diye yine hatırlayamayacağız. Ya da bundan bir hafta öncesinde hocam hangi kaza giyip dışarıya çıkmıştınız desem yine hatırlayamayacağız. Çünkü aslında burada da sınav sürecinde de bilgiler fazlasıyla nankör. Yani unutmaya çok açığız. Ee, unutabiliriz. farklı çalışmalar ya da farklı sorumluluklarımız olduğu için kendi zihnimizi oraya da yoramayabiliriz. Zaten bunu takip etmemiz mümkün değil ki şöyle düşünün. Biz bir şeyi hatırlamak için uğraşmaya, belki zaman harcıyoruz ama burada 280 tane konu başlığını, yani konu alt konularını Tek tek çıkartıp ondaki mevcut yeterliliğimiz sonrasında ne zaman neyi tekrar edeceğimizi e, programlamamız mümkün değil. Mesela işte Türkçe'de paragraf konusu az önce de örnek vermiştik. 12,5 puan puan getirisi var tamam. Konuyu bütün aşamalarıyla bitirdim. Garanti bir öğrenme modeli uyguladım. Yani önce yapmam gereken çalışmada hangi basamaktaysam... Oradan başlayıp hiçbir basamağa katlamadan 5. basamağa kadar kendimi getirdim. Garanti bir model uyguladım. Tamamen sıfır risk içeriyor. Hiçbir şekilde sürecimi riski atmadım. Bunları böyle olduğunu düşünerek söylüyorum. Bunu hangi yani yıl boyunca 14 ay var önümüzde. Bugün bir konuyu dinlediysem eğer ne zaman sıklıkla ne kadar sıklıkla tekrar edeceğimi bilmemek beni bir noktada kaygılandırır. Çünkü ben tekrar başa dönebilirim. 5'ten 1'e düşebilirim. Şimdi unutma süresi bizim öğrencilerimizi tek uzamda uygulanan eğitim analizi testleriyle birlikte çıkarttığımız çünkü unutma süreniz de analiz eden ve bununla birlikte gördüğümüz gibi anlama oranımız, zeka tipimiz, öğrenme stilimiz, hatta stres seviyenize kadar analiz eden ve bizim aslında öğrenme karakterimizi çıkartan yani herkesin öğrenme karakteri farklı çünkü ben şu an e, bir öğrenci ya da farklı bir öğrenci belki ben 14 günde bir tekrar etmek zorundayım çünkü unutuyorum ama diğer öğrencinin unutma süresi gayet normal ve 21 günde bir tekrar etmesi yeterli ya da bir öğrenci çok daha rahattır. Stres yapmıyordur ya da bir öğrenci çok fazla stresli olabilir. İşte bunun gibi birçok öğrenme karakterinizi analiz eden ama en önemlisi ve hayati önem taşıyan ki bence sınav sürecinde tamamen atlanılan ve başarıyı tamamen gölgede bırakan yapılması gereken noktalardan biri unutma sürenizi bilmeniz. O yüzden biz unutma sürenizi, diğer diğer özelliklerinizi tek tek analiz ederek sizin aslında bir noktada yol haritanızı çiziyoruz. Yani senin hangi derste ne kadar öncelikli olduğunu, yani hangi derse öncelik vermen gerektiğini, çünkü paragrafın 12,5 puan getirisi var ama paragrafın bir alt konusunun işte bir getirisi var. Şimdi ben onu aynı vakti ayıramam. Aynı vakti ayırırsam bu sefer vakit ayırmam gereken zamanda şu olacak, hocam zamanım yetmedi, ben yetiştiremedim. Ya da hocam ben kalan zamanda hangi konuya ne kadar ağırlık vereceğimi bilmiyorum gibi kaygılara yol açmaya başlayacak. Çünkü sınav süreci sadece e, bilgi ölçen e, ya da girelim her şeyi yanıtlayalım her şeyle dört dörtlük çalışalım dediğimiz bir sınav değil. Bunu en iyi siz biliyorsunuz eğer daha öncesinde bir sınav deneyiminiz olduysa ki olmadıysa da yaşayacağınız şeylerden biri. Aynı zamanda motivasyonunuzun yüksek olduğu bu direnci korumanız gereken bir sınav düşünün ki ben her şeyim elimde. Her şeyim hazır. Ben hazırım artık diyebilmek, bu rahatlığa varabilmek. Yani senin yol haritan var. En başta verdiğimiz örnekteki gibi ben seviyemi biliyorum. Hangi derste hangi düzeyde olduğumu biliyorum. Hedefim zaten belli ve bu yolda nasıl gideceğimi biliyorum kat etmem gereken yolda karşıma çıkabilecek engelleri dahi biliyorum. Şimdi bir kafa rahatlığı olacak. Yani bir rahatlayacağım, bir geriye yaslanacağım. Evet diyeceğim ya ben her şeyimi biliyorum. Haftalık hangi derse ne kadar çalışmam gerektiğini biliyorum. Ne kadar çalıştığımda ne kadar puan kazanacağımı biliyorum. Nasıl çalışacağımı biliyorum. Yani hangi düzeyde olduğum için ben o konuya dair hangi çalışmayı yapacağımı dahi biliyorum. Bu rahatlığı e, emin olun yani sınav sürecindeki en büyük rahatlık bu olacak sizin için. Çünkü nereden başlamalıyım, nasıl başlamalıyım kaygısı bile şu an sizi bir noktaya kadar getiremezken biz işte yol haritanızı belirleyip senin için yapman gereken çalışmaları sırtındaki bütün yükleri üstlenerek gerekli bütün araçları karşına getirerek sen busun ve bunu yapman gerekiyor. Bu yol haritasını yani bu yolu izlediğin takdirde de istediğin hedefe ulaşacaksın dediğimiz garanti bir öğrenme modelidir bu. Mesela şu an bir çalışma salonu ekranımız var karşımızda. Şimdi bizim sistemimizde yer aldığımız ve öğrencilerimizi birebir takip ettiğimiz aslında kendisini güdüleyemediği takip edemediği. Şimdi az önce mesela şu düşünceler vardır. Hocam dediniz ki 280 tane alt konu başlığını takip edemezsiniz dediniz. Peki biz bunu nasıl takip edeceğiz? Nereden göreceğiz? Ben bunu neye göre sürdüreceğim? İşte burada. Şimdi sınavda önerilen çalışmalar alanına bakalım. Türkçe dersi çalışmam gereken bir ders. Bugün o derse çalışacağım. Kaç puan kazanacağım? Ama bakın bundan tekrar ediyorum. Çünkü benim seviye tespit sınavında bundan tekrar etmem gerektiği karşıma geldi. Yani konuda yeterliyim. Artık tekrar etme sırası gelmiş. Buna ne kadar süre ayıracağımı biliyorum. Gereksiz yere vakit ayırmıyorum. Çünkü şu an elimizdeki kaynaklar ya da farklı kaynaklardan ulaştığım işte sosyal medya olabilir. Farklı alanlarda izlediğimiz videolar olabilir. Bize sadece bilgi veriyor. O bilginin bize sınavdaki getirisini bilmiyor. Yani ne kadar tamamladığım, ne kadar çalışacağım, bunu çalıştığımda kaç puan kazanacağımı söylemiyor. Ezbere dayalı çalışıyorum ama ne kadar çalıştım, ne kadar bir yol katettim, acaba ben yeterli seviyede miyim düşüncesi ve kaygısı yine geçmiyor. Ama ben eğer burada görürsem çalışmaya başla dediğim an itibariyle, çalışmamı başlar tamamlar. Bunun takibini sistem otomatik olarak her hafta revize ederse zaten böyle bir problem yaşamayacağız. Çünkü bütün kaygıları bir kenara bırakacağız. Çünkü sistem benim adıma beni çok iyi tanıyor. Gireceğim sınavı çok iyi tanıyor. Hedefim ve seviyem arasındaki kat etmem gereken yolu belirledi. Artık kafam rahat. Sınava da başlayabilirim. Çalışmalarıma da başlayabilirim. Gerekli olan bütün çalışmaları bu, bu rahatlıkla birlikte zaten yapabilirim çünkü psikolojik rahatlık bu sınav sürecinde oldukça önemli. Bizim görüştüğümüz şu an birebir görüşme sağladığım öğrencilerimden aldığım dönüşler şu hocam ben evet çalışıyorum ama kendimi yeterli hissetmiyorum ya da ben program hazırlıyorum ama bu program benim için ne kadar doğru bilmiyorum. Ben şu konuya çalışmıştım daha öncesinde aslında bir temelim olduğunu düşünüyorum. O yüzden diğer derse öncelik vermem gerektiğini düşünüyorum. Ben de şunu soruyorum, evet sen o derste iyiydin ama o dersin hangi ders, hangi alt konusunda iyiydin ya da bu derste kötüyüm mü? Neye göre diyorsun? İşte bunların hepsini biz zaten sizin sırtınızdaki yükleri üstlenerek alıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. 2024 KPSS sürecine artık bir adım attık. Artık başlamamız gerekiyor ve bunun için Belki de bir noktada düşünme aşamasında olabiliriz, acabalarımız olabilir, keşkelerimiz olabilir. Ben hep şunu söylüyorum, bir yıl boyunca yapacağınız çalışmaların sonundaki kelime şu olsun, iyi ki. Ben bunu iyi ki şu zamanda yapmışım. Çünkü eğer keşkelere yer verirsek maalesef yıllar yılları getirecek ve biz hiç yoksa iki yılımızı kaybetmiş olacağız. Şimdi size sorum şu. Siz çalışma programınızı hazırladınız mı? Hani bu aralıktan beri, Ocaktan Şubat'tan ya da ben yeni başladım diyen arkadaşlarımdan özellikle bunları duymak istiyorum. Yani KPSS için çalışma programınızı ne şekilde hazırladınız ya da şu an hazırlayan arkadaşlarımız var mı? Hazırlamadım yoğunlukta. Hı <laughs> hı. Çalışma programım gayet esnek diyen var. Evet, Ahmet Bey aslında esnek olabilir. Şu an sıkı bir program değil amacımız. Sadece verimli çalışmayı keşfetmek, doğru çalışmanın ardından, yani doğru çalışmanın vermiş olduğu hazın ardından çalışmalara başlamak. Yani şu an için hazırlamadım ya da ben hazırlayamadım ya da şu an esnek bir çalışma programı yapıyorum diyenlerin inanıyorum ki bir noktada düşünceleri vardır. Belirli sorumlulukları olan arkadaşlarımız var. Sonrasında çalışmalara başlayacağım diyen arkadaşlarımız var. Çalışmaya başlamadım diyenler var. Güzel. Peki günlük programlar yapıyorum diyen bir arkadaşımız var. Mesela Mahmut Bey günlük programınızı neye göre hazırladınız? Yani günlük sorumluluklarınızı ilaki baz almışızdır. Hani ayırabileceğiniz saatlere uygun başlamışızdır ama e, az önce söylediğim mesela seviyenizin analizi gibi kendi öğrenme karakterinizin analizi gibi ya da yapacağınız çalışmaların önceliklendirmeleri gibi bulunduğunuz seviye ve hedefiniz arasındaki kat etmeniz gereken yol gibi bu bütün kriterleri göz önünde bulundurduk mu ya da göz önünde bulundurduğunuz bir kriter var mı özellikle günlük ya da haftalık hedefler koyan hazırlayan arkadaşlarımız için Kayıtlı öğrencilerimiz de var, güzel. İnşallah güzel bir süreç ilerletiriz birlikte, her birinizle. Daha öncesine KPSS'ye giren öğrencilerimiz var. Eminim ki bir program hazırlamış ve o programın üzerinde revizeler yapılmıştır. Geçen senelerde bunu yapmıştım. Onun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yıl bunu yapıyorum ya da bu yıl bunu yapmamayı düşünüyorum gibi. Eminim ki geri dönüşlerde vardır baştan başladım diyen var <laughs> Aslında işte burada az önce değinmek istediğimiz kısımda buydu değil mi yani baştan başladık ama neye göre baştan başladık Belki de gerçekten yeterli olduğumuz bir ders varken yetersiz olduğumuz bir ders ayırmamız gereken zamanın e, haksızlığını yapmış olmuyor muyuz Yani bu sizin kendi ayırdığınız ve verdiğiniz zamana da aslında yazık olmuyor mu Daha öncesinde tecrübeleri olan adaylarımız da var, arkadaşlarımız da var. Güzel. Peki en zayıf olduğumuz dersi neye göre belirledik? Yani neye göre zayıf olduğumuzu düşünüyoruz? Bu az önceki göstermiş olduğumuz basamağı hiç görmüş müydünüz daha öncesinde? Mesela işte şu basamaktayım ya da ben temel seviyedeyim. O yüzden ben kesinlikle bu noktada hiç konu çalışmadım ya da soru çözmedim diye mi düşünüyoruz? Bu düşünceye nasıl ulaştık? konu çalışıp soru çözemeyince. Peki konu çalıştıktan sonra hemen soru mu çözüyoruz? Az önce e, her birimizin bir unutma süresi olduğunu ve aslında konu çalıştıktan sonrasında da soru çözmemiz gerektiğini. Evet ama ondan öncesinde belki de belirli aralıklarla tekrar ederek başa dönmememiz gerektiğini de konuşmuştuk çünkü. <laughs> Yanlış çıkmasın. Evet Yasemin Hanım aslında burada sorulardan baz alıyoruz. Ama belki de o kaynak sizin seviyenize uygun bir kaynak olmamış olabilir. Ya da konu çalışmalarınızı yeterli düzeyde ilerletememiş olabilirsiniz. Bundan da kaynaklıdır diye düşünüyorum. Şimdi yoğun olarak aslında hayır çalışma programımı hazırlamadım diyen öğrenciler, öğrencilerimiz olduğunu gördüm. Yani evet başlamak istiyorum. Bir idealim, bir hedefim var. Ben de bu yıl başarmak istiyorum diyen çok fazla arkadaşım var. Ee, ama maalesef çalışma programımızı henüz hazırlayamamış olmak bizi kaygılandırıyor ya da nasıl çalışacağımızı bilmemek, nereden başlayacağımızı bilmemek bizi kaygılandırıyor ve strese sokuyor olabilir. İşte biz burada sizin çalışabileceğiniz süreye, sınava kalan zamana, seviyenize, size e, ne kadar çalışmanız gerektiğine dair mevcut seviyelerinizin analizine, e, bu programda öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz bütün konulara yönelik, size göre şekillenen bireysel bir ders çalışma programı hazırlıyoruz. Şimdi sırtımızdaki bütün yükleri aldık. Artık sadece masanın başına oturmak kaldı. Çünkü ders çalışmak değil bakın sadece önemli olan doğru çalışmak, verimli çalışmak. Şimdi ben burada eğer iki saatte çalışsam, mevcut seviyeme uygun çalışıyorsam. Bakın mesela burada örnek bir ders çalışma programı var. Nedir? Başlangıç saatimi seçebiliyorum eğer sorumluluklarımız varsa. Bitiş saatimi seçebiliyorum. Çünkü hangi saat ve e, hangi saatler arasında çalışabileceğimi sonuç olarak sorumluluklarım doğrultusunda belirleyebilirim. Hangi günler çalışabileceğimi söylüyorum. Sistem bana diyor ki sen bana çalışabileceğin süreyi verdin. Ben senin hedefini biliyorum. Seviyeni biliyorum. Hangi konunun hangi alt konusta ne kadar çalışman gerektiğini de biliyorum. İşte yapay zeka destekli Teke eğitim sistemi burada garanti bir öğrenme modeliyle bakın aşamalı bir öğrenme. Size atlata atlata değil, o basamakları atlayarak çıkarak değil, hedefinize net olarak ulaştıracak, sizin hangi saat aralığında neye ne şekilde çalışmanız gerektiğini çıkartan, karşınıza her hafta, her gün, her saat bunu getiren bir program hayal edin. Şimdi ben eğer bunu bilirsem, yani bir yol haritası belirliyoruz demiştim ya, neye ne şekilde çalışacağım, hangi saat arasında hangi konuya vakit ayıracağım, e, bu hafta mesela konu çalıştım. Önümüzdeki hafta bu konuya dair eğer benim unutma hızım bir haftaysa tekrar edeceğimi göreceğim. Her hafta otomatik yenilenecek çünkü. Yani girip de ben bu hafta programımı revize edeyim demeyeceğim. Ha, şu da olabilir. O hafta o programa uyum sağlamamış da olabiliriz. Mesela bugün pazartesi olduğunu düşünelim. Ben pazartesi günü yapmam gereken hiçbir çalışmayı yapamadım bir işim çıktı, farklı bir sorumluluğum vardı, farklı bir önceliğim vardı. Tamam diyor sistem, sen bunu yapamadın ama ben bunu sana çalıştır olarak kabul edemem. Çünkü bu sınavda oldukça öğrenim puanı yüksek bir konu. Tekrar etmen gereken bir konu ya da konu çalışman gereken bir konu varsa diğer haftalara yayıyorum. Yani diğer haftalarda geçtiğimiz hafta yaptığınız yapmadığınız her çalışmayı da getirmiş ve görmüş oluyorsunuz. Yani sadece çalışmalarınızı e, şunu bunu yap şeklinde planlayan bir sistem değil arkadaşlar sizin mevcut seviye analizinizi yapan mevcut performansınızı takip eden hele ki ben bugün bu çalışmayı yaptım hocam yaptığım çalışmaları görebilecek miyim bana ne kadar katkısı olduğunu görebilecek miyim dediğiniz noktada sisteme giriş sağladığınız ve direkt karne gibi düşünün performans alanınızdan evet ben bugün bunu çalıştıysam mevcut çalışma oranımın artış göstermesi gerekiyor. Çalışma oranınızın, öğrenip öğrenmediğinizin konuları, e, konu konu ayrıştırdığımız, öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz bütün derslerin o anki çalıştığınız oranlarına kadar görebileceğiniz bir performans alanınız da olacak. Yani kendinizi de takip edebileceksiniz, biz de sizi takip edebileceğiz. Yani görebileceğiz bulunduğumuz noktayla hedefimiz arasında ne kadarlık bir yol kat katettiğimizi, ne kadar uyup uymadığımızı. Bence bu çok büyük bir konfor. Yani ben masanın başına oturuyorum çünkü... Hani şu ana kadar hiçbir şekilde eğitim sürecimiz boyunca düşündüğümüzde muhtemelen bir noktada bu kafamızda canlanıyordur. Yani evet ben bunu yapıyordum ya da ben zaten tekrar ediyordum. Ama işte burada ne zaman neyi tekrar edeceğimizi bilmemek, ne zaman yapacağımızı bilmemek bizi kaygılandırıyordu. Biz de diyoruz ki gerçekten başarıya ulaşmak isteyen, bir ideali bir hedefi olan, yapması gereken çalışmaları daha çok görerek hareket etmek isteyen ve hocam ben artık 2024 yılında e, 2 milyon aday da girse o yüzdelik 10'a gireceğime söz veriyorum diyen arkadaşlarımız olsun istiyorum burada. Çünkü artık biliyoruz. Yani artık nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Nereden başlayacağımızı biliyoruz en azından adım atmamız gereken noktaları biliyoruz. Yani yapıp yapmadıklarımızı çıkartabiliyoruz. O yüzden bu detaylar oldukça önemli. Sorularınızı da almak istiyorum. Birçok soru var. Aklınızda da bir soru işareti kalmasını istiyorum ki Zaten seminer sonrasında bu alanda gerçekten eğitimlerini tamamlamış, oldukça doğru yönlendiren ve sizin ihtiyaçlarınızı analiz edecek öğrenci koçlarımızla da görüştürmek istiyorum. Kendileriyle özel olarak ricada bulunacağım ve bizimle özel olarak görüşmek isteyen bütün öğrencilerimizle de birebir irtibata geçeceğiz. O konuyu Aslan hocam bir soru sormuş. Onun üzerinde de en azından konuşalım istiyorum. Hemen bakalım. O konuyu çalışmadıysak o hafta içinde aynı dersin bir üst konusunu nasıl çalışacağız? Getirmez. Zaten o hafta sizin o yapmadığınız çalışmayı baz aldığı için sistem sizin yapmanız gereken çalışma programını revize eder. Yani yapmadığımız hiç, hiçbir çalışmanın üzerine örterek devam ettirmez bunu. Program hazırlayamıyorum diyen var. Ben Hanım inanın program hazırlayamamak zaten sınavda bizi başarısızlığa sürüklüyor. Doğru bir programla ilerleyemediğimiz yanlış stratejiler uyguladığımızdan kaynaklı bunu kaybediyoruz. O yüzden ben istiyorum ki gerçekten bu yılda başarılı olmak, bu 2024 yılında yüzdelik ona girmek, ben hocam keşke demek istemiyorum İyi ki demek istiyorum, iyi kilerin yerini alsın ve yaptığım her çalışmadan keyif almak istiyorum, verimli çalışmak istiyorum diyen her öğrenci için birebir görüşmek, e, aklınıza takılan soru işaretlerini yanıtlamak ve bir an önce ben de sizinle bu heyecanlı sürece başlamak istiyorum. O yüzden. Şimdi sistem yönetici arkadaşlarım size bizimle irtibata geçebileceğiniz Whatsapp numaramızı ve Whatsapp üzerinden paylaşabileceğiniz bizimle irtibata geçebileceğiniz alanların linkini paylaşıyor olacak. Dediğim gibi ben hem öğrenci koçlarımızla birebir sizi görüştürüyor olacağım. Hem yapacağınız çalışmaları birlikte planlıyor olacağız. Hem de bu yıl artık 2024 tek öğrencilerimizin yılı olacak. Ben keyif alıyorum. Gerçekten öğrencilerimizin yoluna ışık olmaktan keyif alıyorum yaptığımız çalışmaların sadece online eğitimden ibaret olmadığını göstermekten keyif alıyorum. O yüzden çalışmalarınızı bu alanda gerçekten desteklemek isterim. Şimdi Nurdan Hanım bir soru sormuş. Hemen yanıtlayalım. Hocam e ben ilk bir ayrımı matematiğe bir ayımı matematiğe ayırmak istiyorum. Doğru değil. E, bunu neye göre planladığımız da önemli. Belki doğrudur ama ben doğru değil ya da doğru da diyemem. Çok affedersiniz. Çünkü burada sizin matematikteki mevcut seviyenizi bilmiyorum. Matematikte bilmediğim gibi matematiğin alt konularında da sizin hangi seviyede olduğunuzu bilmiyorum. Çünkü 90 tane alt konuya hakim olmanız lazım. Ama hangi birine ne kadar hakim olmanız gerektiğini seviyeniz belirler Nurdan Hanım. O yüzden çalışmalara başlarken e, garanti bir öğrenme modeliyle çalışmak istiyorsak eğer yapılan canlı derslere kadar başlayacak olan canlı derslere kadar biz öğrencilerimize ön hazırlıkları alıyoruz. Yani onu öncesinde hazırlıyoruz, dersi alıştırıyoruz, bir adaptasyon süreci var, bir motivasyon süreci var. Bu sürece yaydığımız takdirde o dersler başladığı takdirde emin olun zaten istediğiniz hedefler ve istediğimiz sonuç kaçınılmaz oluyor. Çünkü ben artık biliyorum ya eminim. Kendimden eminim, yaptığım programdan eminim ve sınavda benden istenilen her şeye hakimim. Bunu bildiğimiz sürece ben gerçekten yapacağınız çalışmaların daha kuvvetli hale geleceğine de eminim. Denemeler vesaire vardır ama seviye tespit sınavlarımız ayrı Nurdan Hanım. O yüzden biz seviye tespit sınavında konu bazlı değil, tamamen ders bazlı değil, konu bazlı her alt konusuna kadar analiz edip çıkartıyoruz. O yüzden yapacağımız çalışmalarda buna buna yönelik planlanıyor. Onun dışında iş ve KPSS süreci. Şu an için önümüzde 14-15 aylık sürecimiz var. Zaten nasıl çalışacağınızı bildiğinizde çalışabileceğiniz saatleri sisteme işlediğinizde ne yapacağınızı ve yapmanız gereken çalışmaları bildiğinizde emin olun yürütebilirsiniz. Hayatınızın dönüm noktası evet, ama bazı şeylerden bu da aynı hani bazı şeylerden fedakarlık göstermek zorunda değiliz çünkü bizim zaten önümüzde çok güzel bir zaman dilimi var. Sınava 4 ay yok 3 ay yok olabilirdi bu arada onun için de yeni bir strateji üretebilirdik ama şu an seviyelerimiz ne düzeyde olursa olsun en azından bunu bilerek hareket etmek bunu görerek hareket etmek bunun güveninin içinizde olması her şeyden önemli. Soruları atlamamaya çalışıyorum. <laughs> Yine sorularınızı bu arada dediğim gibi öğrenci koçlarımla bizzat görüşmenizi istediğim için mutlaka WhatsApp üzerinden irtibata geçerek birebir görüşme de talep etmenizi istiyorum. Ee, yeniden bu arada Kübra Hanım seviye tespit sınavında yaşadığınız problemle ilgili yeniden çözebilirsiniz. Baştan başlatabiliriz hiç problem değil. Bitirdiğimiz ve çalışmakta olduğumuz derslerin tekrarı sizin unutma sürenize göre belirlenir, Çiğdem Hanım. O yüzden bu sizin eğitim analizde testinizi görmeden sisteme bunu kaydetmeden söyleyebileceğimiz bir bilgi değil. Eğer öyle olsaydı bu hep ezbere dayalı bir bilgi olurdu ve sürecinizi riske atmış olurduk. Yani seviyenizi ve sizin öğrenme karakterinizi çıkartabilmemiz adına bizim dahil etmiş olduğumuz analiz sonuçlarınız doğrultusunda ancak bunu planlayabiliriz. Ne kadar sıklıkla tekrar edeceğinizi bilebiliriz. Onun dışında Ahmet Bey bir soru sormuş. P3 puan türünden Türkiye birincisi olarak yazıyorum. E, beni kazanmak için ekstra ne yapabilirsiniz? Aslında siz kazanmışsınız. Bu arada tebrik de ediyorum sizlere. E, oldukça keyifli bir süreçtir sizin için şu an. Bu Hem bu seminere katılmak ve bu yoldan geçmiş biri olarak. Onun dışında seviyesi düşük olan dersler, evet seviyenizin düşük olmuş olduğu dersler tek tek analiz edilecek. Ve bu derslerde yapmanız gereken çalışmalar, bakın az önce gösterdiğimiz bu basamak olarak düşünün. Seviyemiz temel düzeyde olabilir. Eğer temel düzeyde ise yapmamız gereken çalışmanın karşılığı ön hazırlıktır. Önce ön hazırlık yaparak kendimizi o dersi hazırlar. Ardından yapmamız gereken diğer basamaklara atlayarak devam edebiliriz.

Öğretmen olan arkadaşlarımız var. Mesela Berfin Hanım KPSS'ye öğretmenlik alanından girecek. Biraz daha bir tık daha zor ve sizin bence artık beklememeniz gereken bir süreç. Ocaktan itibaren çalıştığınızı iletmişsiniz ama gerçekten çalışmalarınıza başladığımız andan itibaren doğru bir programla devam etmemiz de burada çok önemli. Onun dışında sürece dair sizin aklınıza takılan, sormak ya da danışmak istediğiniz noktalar olduğunda dediğim gibi şu an sistem yöneticimiz tekrar bir link paylaşsın. Bizimle WhatsApp üzerinden alanında oldukça kuvvetli öğrenci koçlarımızla görüşmek adına ben Elif Hoca'nın seminerinden geliyorum demeniz yeterli. Çünkü bu seminere katılan bütün öğrencilerimiz sürecine destek olmak ve yoluna aslında yol arkadaşı olabilmek adına sağladığımız bir indirim kuponumuz var. Bunu da mutlaka kullanmanızı istiyorum. Onun dışında az önce söylediğiniz bir soruda öğrenme hızımızı ya da öğrenme karakterimizi nasıl çıkartabilirim gibi durumlarda sistem yöneticim şimdi tekrar bir link daha paylaşsın. Eğitim analizi testlerimize katılabilir, mevcut öğrenme karakterinizi çıkartabilir ve çıkartmış olduğunuz öğrenme karakteriniz üzerinden çalışmalarımıza başlayabiliriz. Alan için hangi alan? Yani şu an 2024 için soruyorsanız geç değil ama erken de diyemem. Çünkü bu seviyenize bağlı. Çiğdem Hanım ilk başlarda günde en fazla kaç saat çalışmanız gerektiğini yine seviyeniz belirler. Derslerdeki olan yeterliliğiniz ve sizin tabii ki günlük ayırabileceğiniz saatlere uygun çalışma programınız belirler. Bu dediğim gibi seviyenizi görmeden söyleyebileceğimiz bir durum değil. Eğer böyle olsaydı nasıl atandım videoları ya da farklı alanlarda hazırlanan ders çalışma programıyla da oldukça yüksek başarılar elde edilirdi. Ama bu değil yani böyle başarıya ulaşmamız mümkün değil. Biz istiyoruz ki gerçekten net olacağını bundan 14 ay sonrasında sınava girdiğinizde alacağınız puanı dahi görebilin. Bilin ve ona göre çalışmalarınıza yön verin. İgramcı derslerimiz tamamen canlı ders olarak devam eder. Yani online derslerimiz mevcut. Bu tabii ki alanınıza göre değişir. Çok fazla soru geliyor <laughs> bu arada hocam. O yüzden sorularınızı atlıyor olabilirim. Ee, bunun için zaten sistem yöneticimden sık sık link paylaşmasını istiyorum ki sorularınızı birebir öğrenci koçlarımızın yanıtlamasını istediğim ve gerçekten sizin de bu sürece başlamak istiyorsanız 2024 yılı benim yılım olsun. Ben de burada başarmak istiyorum. Bunu başarabilirim ve bu sistemle birlikte başaracağıma inandım dediğiniz idealleri ve hedefleri olan gerçekten atanmayı hedefleyen öğrencilerimiz ve arkadaşlarımız eminim ki var. Varsa ben geç kalmadan artık bir an önce sizinle itibata geçmek ve keyifli bir süreç ilerletmek istiyorum. Bu seminer Açık söyleyeyim benim e, en heyecanlandığım yani süreçte bir yol haritası çizeceğimiz, yol göstereceğimiz bir seminer olmasından kaynaklı seminerlerden biri oldu. Umarım siz de keyif almış ve sürecinize katkı sağlamıştır. Yani bazı şeyleri görmemizi sağlayan ya da daha öncesinde bilmediğimiz, görmediğimiz e, ya da farkında olmadığımız şeyler olabilir ya da yeni duyduğumuz şeyler olabilir. Çok normal. Ama en azından artık biliyorum. En azından sırtındaki yükleri birinin nasıl üstlenebileceğini de biliyorum. Bence bu süreci daha fazla geç kalmadan emin adımlarla birlikte atanmaya tamamen hedefinize dair çalışmalarınızı programlayın istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hem bana hem bize hem de kendinize bu vakti ayırdığınız için teşekkür ederim en önemlisi çünkü her şeyden önemlisi zaman ve vakit e, şu an ayırdığınız, bana ayırdığınız bu zaman belki süreçte sizin e, iyi ki bunu yapmışım diyeceğiniz ve size süreciniz boyunca katkı sağlayacak bilgilerdi o yüzden ben de çok teşekkür ederim ki benim için çok keyifli bir seminer oldu. Yine mutlaka diğer seminerlerimizde ya da farklı görüşmelerimizde yine birebir görüşmelerimizde de denk geleceğiz diye düşünüyorum. dediğim gibi yapay zeka destekli hem sistemimiz hem yapacağınız çalışma programınız hem de süreciniz hakkında ben sizi bekliyor olacağım. heyecanla bekliyor olacağım. Sizin her ben bunu da bilgilenmek istiyorum. Buna, buna da buna dair de bilgi almak istiyorum. Ben nasıl çalışacağımı artık gördüm, öğrendim ve bir an önce Çalışmak istiyorum diyen öğrencilerimi de bekliyorum. E, o yüzden son olarak tekrar bir link paylaşıyor olacağız. Belki görmeyen ya da bu e, soruların arasında e, tıklayamamış olan öğrencilerim için. Ve semineri sonlandıracağım. Hepinize çok teşekkür ederim. E, bana dediğim gibi yeniden vakit bize ve kendinize bu vakti ayırdığınız için. E, başarılar diliyorum. Sürecinizde başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.